Hızlı kaleme hoş geldiniz arkadaşlar. Problemlerle, küme problemleriyle, küme sorularının çözümüyle devam ediyoruz. Buldu, sonunda buldu. Gerçeği sonunda buldu. Başlayalım. Yandaki şemaya göre taralı bölge aşağıdakilerden hangisiyle belirtilir? Bu sefer şıklar var hocam, yaparız. Çok ilginç tamam. Ama ya. Çok değişik bir şekil çalışması. Evet. Her şekilden bir tane var. Bir kare koyduk, bir üçgen koyduk, bir çember koyduk vesaire vesaire. Şu nedir hocam? Orası mı? Burası. Orası üçgenle dikdörtgen kesişmiş. Doğru. B de çıkartılmış. B çıkartılmamış orada. Sadece üçgenle dikdörtgen de alınabilir değil mi? A kesim C de olabilir ama tamam. Burayı A kesim B kesim C de diye ifade edebilirim. Bunun iki tane versiyonu var değil mi? Kesinlikle. Şu da olur. Şu da olur. Kız olsun diye ben yukarıyı tercih ederdim. Ben de. Tamam. Ama bakalım şıklarda hangisi var. Bu nedir hocam? Orası abi nedir biliyor musun? A birleşim C'den B'yi çıkartmış. Tam tersi olsun bence. B'den. A'yı da C'yi de çıkarmış. Yani A birleşim C'yi çıkarmış. Bu ikisini birleştirip elde edeceğim ben. B fark A. Şurada sanki istediğim şık var. Yani bu birleşim bu. Aynen. Yapıştırdım. Gönderdim. Böyle bir küme veriliyor arkadaşlar. Bana diyor ki eleman sayısı 6, kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Eleman sayısı 6'dır. Doğru mu? Elemanları yazıyorum. Eleman. 1, 2, 3, 4, 5. A var. Şöyle bir saçma sapan bir şey var. B var. B var. 1 var, 2 var. 5 tane eleman var. 6 tane yok. Yanlış. Yanlış. 1, 2 elemanıdır. Evet böyle bir eleman var. Doğru. A ve B elemanıdır. Yanlış. A ve B elemanıdır ama böyle bir eleman yok. Küme A parantezine işaret, küme parantezi olan bir eleman yok. A ile B ile ilgili. Yanlış. 1, 2 alt kümesidir A'nın. Doğru. Hayır. Bu eleman. Kalbim var benim. 1, 2 şöyle yazılabilir mi? 1, 2 elemanıdır A'nın diyebilir miyim? Ders. Diyebilirim. O zaman bunların çevresine, şuradaki 1, 2'den geliyor bunlar. Bunların çevresine bir tane alt küme koyarak alt doğruluğun küme parantezi koyarak alt küme yapabilir miyim? Yaparım. Vallahi yaparım. Şöyle bir alt küme var mı? Var. A, B ve bir elemanıysa bunların çevresine bir alt küme koyarak yaparım. 1, 2, 3 tanesi doğru dedim. Geçtim. Ve ben bunu attım. A kesim B boş küme değilmiş. İlginç. B fark A ile A fark B fark A. A fark B'nin 3 fazlasıymış. B'nin toplamı da olmuş. Şimdi ben buraya A fark B x desem B fark A bunun 3 fazlası. Şöyle bun. Burası da 10. Evet. Şurasına Y desem x artı Y artı 3 eşittir 10. Aynen. Buradan Y eşittir 7 eksi x diyebilir miyim? Dedin. 7 eksi x yazdım. Tamam. Şunu artık silebilirim. Tamam mıyız? Tamamız. A kümesinin eleman sayısı kaçtır diye soruyor. A kesim B boş küme değil. Bence neyi soruyordur? He, zaten 7 x'ler gidiyor. Hiçbir şey sormuyordur. X artı 7 eksi x'i soruyor bana. Değil mi? Aynen 7. X'e gitti. 7 kaldı. Geçtim soruyor. Gönderdik. Hop. Copy. A birleşim B'yi 12'ye bölersem, A fark B'yi 4'e bölersem, B fark A'yı 6'ya bölersem birbirine eşit oluyormuş. A kesim B 12'ymiş. A kaçtır diye soruyor. Buyurunuz A. Buyurunuz B. Tamam. Şimdi ben buna 12x desem. Dedin. Cevabı x dedim yani. Burası 4x mi? Burası 6x mi? Tek tek yerine yazdım. 4x. 6x. Hepsinin toplamı 12x. Ortaya ne kaldı? 2x. 2x. 2x'i adam bana vermiş. 12. S A'yı soruyor. A dediğim 36. 6x. 6 kere 6'dan 36. Hop bittik. Geçti. Geçti. Evet. Böyle bir soru sormuş bana. Sorunun yanlışlığına bakıyorum. Şurası şöyle olacak. Evet. Şimdi. Şöyle şunları toplasam ne olur acaba? Evrensel. İki tane evrenselden gelir. Şurası bir evrensel mi? Evet. Şurası bir evrensel daha mı? İki tane evrensel 40 mı? Kesinlikle. Bir evrensel 20 mi? Aynen. Tamam bunu biliyorum ben. Ben bir de şunu biliyorum. A kesim B ile
A kesim B'nin tüm değeri de 20. 20. Tamam. Ve adam bana bunu vermiş değil mi? Bak bu buna eşit. Neden? De Morgan diyor ki ikisinde değilini al, ortadakini ters çevir. Kesinlikle. Değilini almış, ortadakini ters çevirmiş. O zaman burası 4. O zaman burası 16 dedim. Dedi. Bence burada da bir tane 1 eksik. 6. Dedi. Ve gönderdi. Çaktırmadan devam. Çaktırmadan devam. Bir kümenin alt küme ve alt küme sayıları toplamı 63'tür. Mantıklı. Peki. Mantıklı. Kümenin eleman sayısı n olsun. S, A eşittir n. Evet. Alt küme sayısına 200'er n. Öz alt küme sayısına 200'er n eksi 1. Bunların toplamı ne? 63. 63. 2 tane 200'er n ne? 64. 200'er n ne? 32. N ne? 5. Yazdım. Bu kümenin iki elemanlı alt kümelerinin sayısı 5'in. Zor sorularımız gelecek. Bekleyin. Bekleyin. Yapacak bir şey yok. Şu anda konuyu öğreniyoruz ya. Öğrendiler ya, yeter ya. Yeter bu kadar öğrendiğim. Yeter, vurmayın. Bir A kümesinin iki elemanlı alt kümeleri sayısı ile 5 elemanlı alt kümeleri sayısı birbirine eşittir. Buna göre A kümesinin en az 4 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? S A eşittir N olsun. Olsun. N'in tamam. İkilisi ile N'in beşlisi eşitmiş. N'in ikilisi ile N'in beşlisinin eşit olması ne demek? Şu işte. N eşittir 5 artı 2 demek. N eşittir. Bunların birbirine eşit olması için alttakilerin toplamının üst tarafı vermesi lazım. O zaman 2 artı 5'in N'e eşit olması lazım. O zaman N 7. 7. En az 4 elemanlı ne demek? Hiç eleman olmayabilir. 4 elemanı olabilir. 5 elemanı olabilir. Ben tersten gidecektim. 200 üzerinden çıkaracaktım. Ha. 6 elemanı olabilir. 7 elemanı olabilir. Tamam, ben senin yoluna yapayım. Hadi farklı bir yol olsun. Tamam. Tamam. Ben şunu bak, burayı bana soruyor. Bu aklında kalsın da. 7'nin sıfırlısı artı 7'nin birlisi artı 7'nin ikilisi artı 7'nin üçlüsü. Bunların toplamını biz vermiştik. Ne demiştik? 257 mi? Evet. Şimdi. Şununla şu eşit mi? Eşit. 1. Şununla şu eşit mi? 2. Şununla şu eşit mi? 3. Şununla şu eşit mi? 4 tane. Yani buradaki 4 elemanın toplamı, buradaki 4 elemanın toplamına eşit mi? Ben benim bulacağım sonuca x desem, burası da x mi çıkacak? Evet. Dedik ve bitirdik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.